Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu dediğin gibi Scroll Türkiye'nin ilk yayını aslında. O yüzden burada olmak daha da heyecan verici. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Doggy Chain, bildiğiniz gibi. Ayrıca bugün bayağı kalabalığız. O ben, Velenor, Remis de bizimle. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Hoş Merhaba, iyi bulduk. akşamlar. Hoş bulduk. Selam, iyi Sukuk. akşamlar. Hoş bulduk. Valla yoğun geçiyor bayağı bu ara. Hem işte Dev Connect tarafı çok yoğun. Orada Eid günü 13 Kasım'da gerçekleşecek olan Eid gününe destek olmaya çalışıyorum. Vitalik töreninde canlı kanlı şey yapacağı, konuşma yapacağı bir etkinlik olacak. Aynı zamanda da L2 Days var. Scroll'un ana destekçilerinden olduğu da 14-15 Kasım'da gerçekleşecek. Bir yandan da ona destek olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda DYDX'teki görevlerimi bırakmaya çalışırken bir yandan da Scroll'un genel Türkiye'deki stratejisini konumlandırmaya çalışıyorum. Ben anlatırken yoruldum. Yoğun yani anlayacağınız oldukça yoğun bir dönemden geçiyorum. Ama umarım Dev Connect Türkiye için çok önemli ve faydalı geçecektir diye ümit ediyorum. Umarım Valla abi bizim gerçekten umudumuz bu yönde hocam. çok uğraşıldı DevCon İstanbul'a getirilmesi için. Orada güzel bir savaş verildi, gerek forumda gerek Twitter'da. Herkesin gerçekten eline koluna sağlık bu konuda. Gerçekten güzel bir süreçti. Direkt abi ben sana Elon hemen geçeyim. Bey'e gittik ya. Şey için çok özür dilerim sesini Yok kestim estağfurullah. şeyini. Kolombiya'ya gittik yani Türk şey lobiciliğini yapmak için Türkiye lobiciliğini. Yani, hayatımızı riske attık denebilir baktığın zaman yani Kolombiya'da çok güvenli bir yer değildi. Hocam Ama direkt istersen ana konumuza geçelim. Bugünün konusu Scroll. Herkes çok merak ediyor. Hatta katılımcılardan Oben'in de bu konu hakkında çok güzel bir soruyla başlayacağını biliyorum. İstersen başlayalım. olur tabii ki de seve seve. Oben sendeyiz. Sevgili Doruk, neden mizah diye Cem Yılmaz repliği yapacaktım ama evet, aslında gerçekten neden scroll? Scroll'un diğer layer 2'lerden temel olarak ayrıştığı noktalar nelerdir? Bunları bize anlatabilirsen çok seviniriz. Tabii ki de. Neden mizah? Parantez içinde şaka oldu bu. Şaka. Şöyle neden scroll sorusuna verilecek en güzel cevap bence hiçbir layer 2 scroll kadar Ethereum'u desteklemiyor. Ethereum'un vizyonunu benimsemiyor. Scroll'un buradaki en büyük vizyonu Credible Neutral diyorlar ama bunu Türkçe'ye çevirdiğimde de tarafsız bir şekilde ekosistemdeki her partnere destek olacak şekilde bir mottoları var. Birinci olarak bu motto beni çok çekiyor çünkü baktığınız zaman diğer layer 2'ların işte founder'ları ve vizyonları biraz böyle işte benim adamım burada, işte ben bu adamı destekleyeceğim, bu ekosistemde bu öne çıkacak gibi bir algı sahip. Burada öyle bir şey yok. Ek olarak gelişmekte olan ülkelere oldukça önemli yatırımlar yapıyorlar. Türkiye de bu ülkelerden biri. Mottoları tekrardan şu. Gelişmekte olan ülkelerde çok önemli yetenekler var. Ama bu yetenekler gerekli kaynakları elde edemiyor. Çünkü bir fırsat eşitliği problemi var. En basiti İşte siz Amerika'da bir ekipseniz sizin işte kapitale ulaşmanız, teknolojik tarafta geliştiricilere ulaşmanız oldukça kolay. Ama işte Türkiye gibi bir yerde ya da Afrika gibi bir yerde ya da Asya'nın az gelişmiş olan ülkelerindeki bir yerde ne kapitale ulaşmanız kolay, ne iyi yeteneklere ulaşmanız kolay, ne de işte gelişmiş kaynaklara ulaşmanız kolay. O scroll diyor ki biz yeterli fırsat verirsek
yeterli kaynakları gelişmekte olan ülkelere aktarırsak, buradan da Uniswap'ler, DYDX'ler, Maker'lar çıkabilir. Dolayısıyla hani teknolojik tarafı şu an hiç anlatmadım biliyorum ama öncelikle ilk vizyonu anlatmak istedim. Bu çünkü aslında temel noktada, temel scroll'u seçme sebeplerinden birkaçı bunları içeriyor. Teknolojik tarafa gelecek olursak da bence en önemli noktası da şu. Scroll bir ZK-EVM ve tamamen compatible diyeceğim ama onu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Tamamen EVM uyumlu. Bu ne demek? Siz Ethereum üzerindeki herhangi bir kodu alıp direkt olarak kopyala yapıştırla scroll'a koyabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse mesela Starknet için sizin işte onu Cairo'ya çevirmeniz lazım. Cairo dilinde tekrardan yazmanız lazım. Ya da işte ZK-Sync, mesela ZK-Sync'in tamamen aynı şekilde kopyalayıp yapıştıramıyorsun aynı kodu. O böyle nearly compatible, yani yaklaşık olarak tamamen destekleyen bir yapısı var. Ama scroll ZK-EVM anlamında tamamen kopyala yapıştır şeklinde çalışabiliyor. Ve bu yüzden de aslında yeni protokol onboard etmesi, yeni protokol üzerine koyması oldukça kolay bir yol haline geliyor. Bu da aslında üçüncü neden olarak sıralayabilirim. Ve yani benim için gerçekten en önemli olan da şu. Yani gerçekten ben hani bunu DYDX'teyken de söylüyordum. DYDX Cosmos üzerinde bir zincire geçme kararını verdiğinde de söylüyordum. Ben Ethereum'u için kurşun atar kurşun yerim. O yüzden bu modda da olduğu için scroll'da aynı şekilde o da kurşun atıp kurşun yeme mottosunda olduğu için burada hani çok uyumlu bir şey yakalamış oluyoruz. Bir motto yakalamış oluyoruz. Bu aslında gerçekten benim için en önemli olan nokta diyebilirim. Kişisel olarak da yani kendine daha yakın buluyorsun scroll'u. O yüzden diyorsun ki tercih ettim. Teknolojisi de bir taraftan zaten güzel. Önemli olan vizyonları. Onu da beğeniyorum. Ki önemli bir misyon da koymuşlar. Özellikle 3. dünya ülkeleri için. Valla bizim için de gayet yeterli. Kafi gibi. Çok teşekkürler açıklamaların için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür gerçekten ederim. Harikaydı abi. Misyon açıkçası benim de çok fazla hoşuma gitti. Hani dediğim muhabbeti. Çünkü bir şeylere ulaşma ve kaynakların yetersizliği durumunda gerçekten çok iyi işler çıkabileceğini düşünüyorum. Hem Türkiye tarafından hem de diğer ülkelerden. Bu arada Deno 20 tane abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim abi desteğin için. Sırada sanırsam Ogiçeyn'in bir sorusu vardı. O soruyu alayım. Sonrasında da chatten bir soru çıkartırım araya. Doruk hocam, scroll'un biliyoruz ki hani bir mekanizması var ve diğerlerinden farklı. Scroll'un 3 temel katmanı var. Yani bunlar nasıl işliyor kısaca? Bize bilgi verebilir misin buradan? Tabii ki de. Aslında dediğim gibi scroll ZK-EVM ile çalışan ve Zero Knowledge teknolojisini tamamen benimsemiş bir ikinci katman projesi. Şeyden aslında teknolojisine gelirken şeyden de bahsetmek lazım. Bu zamana kadar nasıl geldi buralara diye. Bu zamana kadar aslında 3 tane testnetten geçti scroll. Alfa, beta ve bir tane daha olması lazım. 17 Ekim'de de aslında official olarak, resmi olarak mainnet'i açtılar. Şey olarak, ana teknoloji olarak ZK Snark'ı kullanıyor. ZK Snark'la valide ediyor zinciri. Ana zincire Ethereum'a yolluyor proof'ları. Şu anda aslında data availability katmanına verileri yollayabiliyor. Ama burada tabii ki de şey var. Yani ilk başta aslında layer 2'ların hepsinde olduğu gibi merkezi bir sequencer var. Bunun sayesinde de aslında bir nevi bu veriler aktarılabiliyor. Ama hani tabii ki de aslında bütün layer 2'ların ana noktası
Bu işte sequencerların merkeziyetsiz bir şekilde hayatına devam edecek olması. Onun dışında aslında hani teknolojik anlamında şu anki aşamasına işte stage zero deniliyor. Daha hani çok erken aşamada çok fazla yenilik, çok fazla geliştirme sağlanacak. Dolayısıyla şu an yani ZK EVM ile çalışan, yani EVM anlamında belki de nadir demeyeyim ama başarılı bir şekilde copy paste yapılabilen layer tool'lardan biri. Ama tabii ki de bu işte sequencer'ın merkezi olması, prover'larda olan bir takım problemler henüz daha çok ilkel aşamalarda olduğu için buna işte stage zero deniliyor. Bu zamanla ama aşılacak ve bu problemlerin bir şekilde üstünden geçilecek. Ana nokta ama tabii ki de şey, yani işte yani en temel mottosu copy paste yapılabiliyor olmasıydı ki zaten hani gördüyseniz böyle Lanspan şeyinde videolarında ana hikaye, ana mesaj işte sen Ethereum'dan aldığın herhangi bir şeyi kopyalayıp direkt SQL üzerine deploy edebiliyordun. Dolayısıyla burada şey var. Ana nokta bu. Ek olarak aslında şunu da söylemek lazım. Scroll'un bir de bir multisig güvenlik konseyi var. Burada yaşanabilen herhangi bir problemin önüne geçmek için bu güvenlik konseyi var. Aslında çoğu şeyde de var bu. Layer 2'da da var ama Scroll'da bunun yapısı 5 tane var galiba multisig. 5 tane olması lazım. Dördünden onay alındığı zaman işte Scroll üzerinde bir update, bir upgrade yapılabiliyor. Dolayısıyla bu da aslında yani yaşanabilecek herhangi bir problemin önüne geçip bir belli güncellemelerin yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Ama hani temelde aslında şu, yani bütün layer tool'lar için bu tabii ki de ama amaç hani tamamen merkeziyetsiz bir şekilde Ethereum'un güvenlik katmanı olarak kullanıldığı ve çok ucuza, çok hızlı ve merkeziyetsiz bir şekilde censorship resistant, sansüre dayanıklı bir şekilde işlemlerin yapılacağı bir ortam yaratmak. Temelde amaç bu. O yüzden işte şu an stage 0'dayız. İşte artık stage kaça kadar gider bilmiyorum ama sanırım stage 2 şu andaki ana hedef. Ondan sonra da nasıl ilerleyecekler aslında. Ben de bu arada hani şunu söyleyeyim, resmi olarak ben henüz başlamadığım için 6 Kasım'da başlayacağım. Gelecek planlarının tam olarak ne olduğuna dair bilgim kısıtlı. Hani elimdeki public bilgileri, kamuya açık bilgileri kullanarak bunları söylüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şu an içeride değilim yani. Henüz bilgiler içeriden değil beyler. Aynen hocam. Teşekkür ederiz bu arada cevap için. Zaten stage 0'da olması da aslında daha yeni adımlıyor. Stage 2 o zaman beklediğimiz yer, hatta bu merkeziyetsizliğe gittiği yolda aslında en beklediğimiz yerlerden biri bizim de kullanıcılar olarak. Cevap için tekrardan teşekkürler. Hitas sendeyiz. Devam edelim. Chat'ten çok güzel bir yorum gelmiş. Keskin 37 içeride misin dayı demiş. Bunu okumasam olmazdı. Şey eklemek istiyorum. Bahsettiğim bu, tabii ben teknik tarafa çok hakim olmadığım için direkt kısa tabir, copy paste tabirini kullanacağım abi, yöntemi. Bence çok işine yaramış gibi duruyor Scroll'un. Çünkü bir anda açıldığı gün, yani açıldıktan sonraki süreçte de birçok debi, birçok ekosistem uygulamasını oranın içerisinde gördük ve hani bir tarafta işte ZK var, bir tarafta işte diğer ağlar var. Hani bir oradaki olan uygulamalara bakıyoruz, bir de Scroll üzerinde olanlara bakıyoruz. Hani hala o büyük demirbaş dediğimiz app'lerin birçoğu ZK'ye gelmemişken bir anda Scroll'a gelmesi, insanların böyle Scroll'u bir wow gözüyle görmesine de bir sebep oldu açıkçası. Yani en azından ben işte bazı deppleri ZK'de görmeyip Scroll'da görünce hani Scroll büyüktür bir ZK şeyini yaptım, ölçüsünü yaptım kafamda açıkçası. Böyle bir yorum yapmak da istedim bu konuyla ilgili. Çok doğru. Buna küçük bir ekleme yapayım. Scroll şu anda işte 17 Ekim'de çıktı demiştim ya ana.
Yani yaklaşık işte 20 gün bile olmadı aslında. 2 hafta olduğunu varsayarsak. Şu an 30 milyon dolarlık TVL'i var. Ve gördüğüm kadarıyla Blue Chip, yani işte bu Uniswap'tır, Curve'dür, ona benzer böyle çok büyük DeFi protokollerinin scroll'a gelme ihtimali dediğin gibi oldukça kolay diğer ZK, EVM'lere göre. Muhtemelen yakın zamanda, hani mesela şu an Kyber Network var scroll'da. Ama hani Kyber'ın çok büyük bir EMM olduğunu söylemek bence zor. Ama hani Uniswap geldiği zaman olay değişiyor tabii. O tip blue chip'lerin de yakın zamanda scroll'a geleceğini tahmin edebiliyorum açıkçası. Gayet güzel abi. Ben de, bu arada ben de tam yeri gelmişken konuyla ilgili bir soru sorabilir miyim? Yani lansman anağa geçiş sürecinden bahsedilmişken biraz da böyle teknik konularda daha uzak bir soru soracağım ki böyle teknik sıkmayalım çok fazla insanlara diye. Doruk, o süreçte henüz içeride değildin. Şu anda söylediğine göre resmi olarak içeride değilsin ama mainnet'e geçiş duyurusunun gecikmesinin sebebi neydi? Çünkü orada şöyle bir trik var. DeFi Dijon'ları biliyorsun mainnet duyurusuyla beraber ağda oluşan hacimden kaynaklı shitcoin ve benzeri tokenlardan güzel kazanç fırsatı elde edebiliyor. Fakat mainnet duyurusu resmi olarak yapılmadığı için içerideki hacim beklenilen ölçüde gerçekleşmedi. Bundan kaynaklı yani o süreçte bu gecikmenin sebebi neydi? Bununla ilgili bir fikrim var mı? Merak ettim açıkçası o gecikmenin neden yaşandığına dair. Tabii ki de. Aslında o gecikmenin sebebi bilerek oldu. Yani şunu diyorsun diye anladım Verano'yu. Aslında ağ açıldı ama ana ağ açıldı ama ana ağın açıldığını duyurulmadı. Bu neden diye soruyorsun değil mi? Yanlış anlamadım. Evet tam olarak bu. Tamam. Bunun çok temel bir sebebi var. Bu da aslında canlıda test etme olayı. Yani ilk başta açıldı testnet, ana ağ mainnet. Ama buradaki temel nokta şuydu. Hani evet 3 tane testnet yapıldı. Sorunsuz ya da sorunlar oldu ama sorunların üzerinden geçirildi ve bir şekilde şey yapıldı, güncellemeler yapıldı ama ana ağa geçildiği anda yani orada artık gerçek asetler olduğu için, gerçek varlıklar olduğu için orada artık kritikleşiyor iş. Bu yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden ilk başta aslında yanlış hatırlamıyorsam 3 gün ya da 2 gün olması lazım. 2 gün gizli bir şekilde açıldı. Sadece gerçek degenler şey üzerinde işlem yapabildi. Scroll üzerinde. Emin olduktan sonra, scroll'un çalıştığına emin olduktan sonra, herhangi bir problem olmadığını anladıktan sonra ana ağ duyuruları da geldi. Aslında temel cevap bu soruya. Ana ağı canlıda test etmek. Test in prod diyorlar bunu kriptoda. Test in prod yapmak için de aslında. Anladım. Teşekkür ederim yanıt için. Gayet güzel abi. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Heatley ve Deno 100'er abonelik hediye etmiş. Toplamda 207 abonelik geldi. Dostlar teşekkür ederiz desteğiniz için. Kalpler bugün sizlere. Sözü buradan. Sizlere ben de bir soru sorayım o zaman. Herkes toplanmışken ve Doruk'u da hazır burada bulmuşken soralım istiyorum açıkçası. Farklı Layer 2'ler ya da Layer 1'ler ekosistemi böyle ekosisteme kullanıcı çekmek için farklı teşvik programları uyguluyor. Yakın zamanda da gördük. Daha önce de katılmıştık. Ben Scroll'un ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü görüyorum. TVL'de de çok hızlı bir artış var. Bu konuda Scroll gerçekten başarılı. Scroll böyle bir teşvik programı yapacak mı? Yani hibe programı olacak mı Scroll'da? İşte bireyseller için ve projeler için aslında bunu biraz merak ediyorum. Çünkü böyle bir hamle olduğu zaman ağdaki TVL ve kullanıcı miktarı da ciddi anlamda artıyor. Ve ağı da test etme, yani stres testi bir anlamda ağı da bu şekilde test etmiş oluyoruz. Bunu da cevaplayabilirsen çok sevinirim ya da bilgim varsa. Tabii ki de. Dediğim gibi 6 Kasım'da resmi olarak başlayacağım ama bu Dev Connect süreçleri yüzünden bir takım insanlarla, Scroll'da çalışan kişilerle, çalışma arkadaşlarımla tanışma şansına eriştim. Ve orada da şunu gördüm. Grant tarafı için, Grant programı için bir ekip kurulmuş.
Dolayısıyla ana ağın gerçekten çalıştığına emin olduktan ve bir takım blue chip DeFi protokollerinin kol üzerinde çalışmaya başladıktan sonra muhtemelen grant programı açıklanacaktır. Sonuç olarak Spol şu zamana kadar 80 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Yeni turlar da mutlaka gelecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu paranın bir kısmı grant programı için kullanılacaktır diye tahmin etmiyorum. Aslında görüyorum. Yani çünkü işte bir grant ekibi var. Dolayısıyla hani sonra özet olarak cevap vermek gerekirse evet açılacak. Hani ne zaman açılır onu bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen yıl sonu ya da yeni yılın ilk çeyreğinin başlangıçları olabilir gibi düşünüyorum. O zaman yani Skrull'u ciddi anlamda takip etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Hem projelerin hem de bireysel anlamda proje geliştirmek isteyen ya da teknolojisiyle ilgilenen herkesin Skrull'u yakından takip etmesini öneriyoruz diyebiliriz. Tabii. Kesinlikle. Buradan aslında şey duyurusu da yapmış olalım. İyi hatırlattın Emin. Yani grant programının dışında şayet Scroll üzerinde işte bir protokol geliştirmek isteyen, işte bir uygulama geliştirmek isteyen herhangi bir kimse, geliştirici, ekip vesaire varsa bana ulaşarak hani Scroll'un kaynaklarını kullanmak için yardım alabilirler. Çünkü aslında benim temeldeki görevim Scroll Türkiye lideri olarak Türkiye'den çıkacak projelere Scroll'un kaynaklarını aktarabilmek. Ne bunlar? Yatırım olabilir. VC tarafı olabilir. Scroll'a yatırım yapan bir sürü VC var. Bu VC'lere yönlendirebilirim. Teknik anlamda, research anlamında, Ar-Ge anlamında Scroll'un sahip olduğu bilgiyi paylaşabilirim. Üçüncü olarak da marketing desteği. Tabii ki de Scroll'un işte galiba sosyal medya tarafında 600 bin, 500 bin takipçisi var. Gerçek bir komitesi var. Dolayısıyla o tarafta marketing tarafında da bir destek sağlanabilir. Dolayısıyla burada tekrardan söylemiş olayım. Eğer bir proje geliştiren varsa, bir ürün çıkarmak isteyen varsa beni bulsun. Twitter'dan bana yazabilirler. Twitter'da çoğunlukla mesajlara bakmaya çalışıyorum ama geç dönersem de kusura bakmayın. Twitter'dan bana yazabilirsiniz. Gayet güzeldi. Güzel bir duyuruydu aldınız dostlar. Eğer aramızda geliştirici varsa veya bir fikri olan varsa böyle bir fırsatı bence kesinlikle kaçırmamalı. Hocam cevap için çok teşekkür ederiz. Ya chat'te aynı yoğunlukta bir soru geliyor da ben sana şu şekilde yönelteyim. Hani merkeziyetsizliğe giden yolda scroll tarafından son kullanıcıyı mutlu eden sürprizler görür müyüz sence? Bir görüşün var mı bu konu hakkında? Yani bu sorunun gelmeme ihtimali tabii ki de yoktu. Anca böyle Yani sorabildim hocam. Sendeyiz. bunun sorusu ya bu soru olmazsa olmazdı yani bilmiyorum. Buna şey diyelim. Cari açık kapanacak mı diyelim. Ben diyeyim yine hocam. Evet, en çok merak ettiğimiz şey. Aynen. Cari açık kapanma ihtimali olacak bir şeyler gelebilir diyeyim. Ama daha fazla bir şey söyleyemem. Ay, Hocam şu yeterli oldu. Biz ekleme olarak merkeziyetsizlik yolunda devam edeceğiz. ekleme olarak şunu söyleyebilirim. Hani, yani baktığınız zaman muhtemelen değil %95 ihtimalle tüm layer turların token'ı olacak. Dolayısıyla buradan siz de çıkarımı yapabilirsiniz. Herkes duyduysa arkadaşlar, chatten ben sorulara devam etmek istiyorum izninizle. Biliyorsun ki abi bir etkinlik başladı Scroll üzerinde. Kontrat deploy üzerinde. Bununla ilgili çok soru geldi chatten. Yine bunu sormak istiyorum ben de sana. Bu basılan Scroll kontratlarının olan NFT'ler ile ilgili ekip ne düşünüyor? Hani bu etkinliğin temel amacı ne diye bir soru sorulmuş. Çok fazla. Hani 8-9 kere gördüm ben bu soruyu chat üzerinde. Aslında yani bu NFT konusu Scroll üzerindeki şey kullanıcıları, sadık kullanıcıları ödüllendirmek için bir yapılan bir proje. Hani bir nevi onlara küçük bir hediye vermek ve ne kadar erken aşamada Scroll'u
desteklediklerini de gösteren bir NFT oluyor. Çünkü o NFT'lerin de türleri vardı galiba. 3 farklı türü vardı, evet, diye yanlış hatırlamıyorsam. Ve aynı zamanda yani tabii ki de böyle yapılan, bu tip yapılan bir kampanyada işte Scroll'un TVL'ini, aktif kullanıcı sayısını ve üzerinde yapılan işlem sayısını arttırıyor. Dolayısıyla hani temeldeki nokta Scroll'un kendi kullanıcılarını, kendi komünitesini ödüllendirmesi dışında bu metrikleri de arttırma gibi bir mottosu var günün sonunda, yani dürüst olmak gerekirse. Dolayısıyla bu tip kampanyalar bu metriklerin artmasına da sebep olduğu için bunlar muhtemelen yapılmaya devam edecektir. Ama tabii ki de burada akıllarda şu soru canlanıyor. Bu bir cari açığı kapatma ihtimali olan işlem için bir zorunluluk olacak mı sorusuna cevap vermem mümkün değil. Zaten bunu bilsem de söyleyemem. Ama gerçekten bilmiyorum. Çünkü tekrar söyleyeyim, 6 Kasım'dan itibaren ben resmi olarak içeride olacağım. Dolayısıyla yeterli bilgiye sahip değilim, ama yeterli bilgiye sahip olsam da bunu paylaşamadım. O yüzden sormazsanız sevinirim. Hocam zaten aldık cevabımızı, çok teşekkür ederiz. Ya ben şeyi soracağım. Diğer layer'lerden yani beğendiğin, kendi görüşün olarak beğendiğin, en beğendiğin layer hangisi Scroll özel dışında? Sanırım Optimism'i şu yüzden beğeniyorum. Obstack çıkardığı için, Obstack public good olarak çıkardığı ve çok fazla kaliteli zincirin üzerinden çıkmasına sebep olduğu için, Base mesela ya da Nora mıydı, bir NFT şeyi vardı, Zora zinciri vardı. Zora. Onlar mesela yani Optimism'in burada public good anlamında da hani vizyonu açısından da iyi olduğunu düşündüğüm için Optimism'i söyleyebilirim. İkinci olarak da Polygon'u söyleyebilirim. Polygon'da bildiğiniz gibi aslında çoğunlukla Hindistan'dan çıkan bir ekip. Dolayısıyla onlar da bizim gibi, yani Türk insanı gibi baktığın zaman çok muhteşem fırsatları yok, ama onlar bizden biraz daha global olabiliyorlar. Yani Türk insanı biraz şey, lokal kalıyoruz ne yazık ki. Ama Hindistan'da çok kalabalık. O yüzden o kalabalıklığı kullandığı için de işte yurt dışına çok fazla insan gönderiyor ve baktığınız zaman işte çok büyük şirketlerin CEO'ları Hintli olabiliyor. Ve hani Polygon'un Hindistan'dan çıkan bir ekip olmasının yanı sıra stratejisini oldukça beğeniyorum. Ne bu strateji? Bir, yetenekli gördüğü ekipleri komple satın alıyor. Ve o ekiplerin birlikte çalışmasını çok iyi şekilde sağlayabiliyor. Buna en güzel örnek Hermes olabilir. Hermes ekibini şey yaparak, alarak ZKEVM ekibine dahil etti ve Polygon'un ZKEVM'inin çok kısa bir sürede çıkmasını sağladı. İkinci olarak da hani baktığın zaman Polygon'un yapmış olduğu çok önemli, kurumsal anlamda önemli partnerlikler var. Bu partnerlikler sayesinde de yeni kullanıcıların sektöre dahil olmasına çok büyük yardımları oluyor. Dolayısıyla Polygon'un ekosistem için faydalı bir Layer 2 olduğunu söylemek isterim. Bu arada hani Scroll'un vizyonu olması açısından şunu da açıklamak gerekir. Scroll aslında DevConnect zamanında L2 Days isimli bir konferans düzenliyor. L2 Beats ile birlikte. Ve bu konferansta bütün Layer 2'lar açık. Yani hani şey vardır ya, işte Layer 1'lar mesela birbiriyle çatışır ve asla birbirine aynı ortamda bulunmak istemez, ya da işte birinin konferansı varsa, atıyorum mesela NearCon var. NearCon'da sadece Near projeleri var, başka bir şey yok. Ama Layer 2'larda özellikle Scroll tarafı için, Scroll'un böyle kapsayıcı ve herkesi
davet eden bir şeyi de var. Üslubu da var. O yüzden bu üslubunu da çok seviyorum açıkçası Scroll'un bu tarafında. Ya çünkü temelde evet Layer 2'lar kendi içerisinde bir rekabet içerisinde olabilir. Ama biz open source kültürünü, açık kaynaklı kod kültürünü gerçekten benimsemezsek ve işte kapalı kapılar ardında gizli kodlarla ekosistemi geliştirmeye çalışırsak bir işe yaramaz. Yani bir yere varamayız. Dolayısıyla tamamen açık bir şekilde, tamamen birbirimize yardım ederek ekosistemi geliştirmek ve o milyar insanı buraya onboard etmek gerekiyor. Bunun için de işte birlikte çalışılması gerekiyor. Scroll da bunu belki de en iyi yapan Layer 2'lardan biri olarak söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi abi. Dediğin gibi Sukul'un tek bir anlık kapalı kısılıp kalmaması, herkese kucak açması, ne olursan gel mottosu. Belki de bugün diğer Layer'lerin yanında hızlı bir şekilde onu da kabul edip konuşmamıza yarayan şeylerden bir tanesi olabilir. Son bir soru var abi. Onu da sorayım istersen sana. Devamında da yayını yekten kapatalım. Güzel bir soruydu bu. Yayının sonuna saklamıştım. X Harful sormuş bu soruyu. Günümüzde ZK proof'ların optimistic rule'lardan üstün olduğunu söylememiz mümkün mü? Ya da ZK proof'ların günümüzde hangi noktada olduklarını düşünüyorsun diye bir soru sormuş. Aslında burada çok önemli şey var. Vitalik'in bir makalesi var. Direkt optimistik rollup'larla ZK rollup'ları karşılaştırdı. Orada özetle şunu diyor Vitalik. Diyor ki şu an işte optimistik rollup'lar temelde teknolojik anlamda ZK rollup'lardan daha ilerideler. Optimistik proof'lar, Validium galiba şu andaki optimistik rollup'ların proof türünün karşılığı. Onların teknolojik anlamda üstün olduğu kısa dönemli bir süreç var ama uzun dönemde aslında optimistik rollup'ların da ZK rollup olma ihtimali var deniyor. Ya tabii ki de şu an baktığın zaman bütün rollup'la aslında çoğunlukla demeyeyim aslında bütün rollup'lar, bütün layer 2'lar merkezi bir şekilde hayatına devam ediyor. Neden? İşte çünkü sequencer'lar merkezi, prover'lar çoğunlukla merkezi. Dolayısıyla buradaki süreçte hem optimistik rollup'lar hem ZK rollup'lar yeterince gelişmiş seviyede değil. Ama hani uzun vadeye bakacak olursak aslında ZK rollup'ların daha büyük potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani işte yeni şeyler de çıkıyor bir yandan. Yani bu işte bu proof metodlarının daha da farklı olmasını sağlayacak işte app chain'ler çıkıyor. İşte app chain trendleri geliyor. Mesela DYDX bu yolu seçti. DYDX aslında bir işte ZK rollup denebilir. StarkX üzerinde çalışan bir merkeziyetsiz borsaydı ama şu an işte Cosmos SDK'yi kullanarak kendi zincirlerini yaratıyorlar. Dolayısıyla burada şeyi söyleyebiliriz. Yani gelecekte ne olacağı şu andan söylemek çok zor ki bugün aslında tam buna yönelik bir tweet okumuştum. Aslında iyi yatırımcılar uzun vadede çok doğru düşünen, çok iyi yatırım yapan kişiler değillermiş. İyi yatırımcılar mevcut durumu en iyi şekilde analiz eden ve bu analizin sonunda en doğru şekilde yatırım yapan kişilermiş. Dolayısıyla burada da benzer bir süreç var. Yani evet şu anki koşullarda ZK rollup'lar optimistik rollup'lardan daha iyi duruyor. Gelecek uzun vadede daha verimli olacak, daha ölçeklenebilir olacak. İşte yapılan köprülemelerin daha başarılı olacağı ve daha merkeziyetsiz olacağı konuşuluyor. Ama bu şu anki verilerimizle geçerli. Belki gelecekte bu tamamen değişecek, tamamen bambaşka bir kanıt teknolojisi çıkacak. Bunu bilmek aslında zor. Ama göreceğiz açıkçası. Yani ekosistemi yakından takip etmekte fayda var. Bu yüzden çağrıda da bulunmuş olalım.
Dev Connect'te İstanbul'a lütfen gelin. 13-19 Kasım'da İstanbul'da olmayanlar da buradan çağrı yapmış olalım. Arkadaşınızda kalın, işte Airbnb'de kalın, otelde kalın, bir şekilde İstanbul'da olun ve ekosistemi gerçekten en yakından takip etme şansına erişeceğiniz anlar 13-19 Kasım arasında Dev Connect'te gerçekleştirecek olan konferanslarda olacak. Dolayısıyla lütfen oraya gelin. Yani onun o konferansın İstanbul'a gelmesi için hani herkes elinden geleni yaptı. Onun kıymetini de bilmek artık bize kalmış durumda. Dolayısıyla lütfen onun kıymetini bilelim ve bu etkinliklerden, bu konferanslardan, o işte global kanaat önderlerinin beyinlerinden faydalanalım. Onların beyinlerini çalalım. Kesinlikle. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben kapanış konuşması da çok güzeldi bu arada ya. Yani o son cümle özellikle. Çok beğendim. Ağzına sağlık. İyi ki geldin Doruk. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Bu kısa oldu. Kusura bakmayın. Benim çıkmam lazım acil. O yüzden bir sonraki, yani bir daha davet etmek isterseniz seve seve yine gelirim. Kısa oldu. Önemli gelişmeler olursa yine onları da konuşuruz. Oldukça keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan davetiniz için. Geldiğin için biz teşekkür ederiz abi. O zaman chat, son bir kez Doruk İşman için OED'leri alalım ve yayını burada sonlandıralım artık. Doruk abiyle daha fazla tutmayalım. Sağlık Doruk. Teşekkürler geldiğin, katıldığın için teşekkürler. Chat'ten de OED'ler geldi. O zaman görüşmek üzere dostlar.